Yoksa benim gibi derdin mi çoktu? Oy gelin geri, sevdalı geri, öldürdün beni. Yoksa benim gibi sevdan mı çoktu? Oy gelin geri. Güzellerin düşmanı çoktu. Oy gelin geri, sevdalı geri, öldürdün beni. Allah güzellerin düşmanı çoktu. Oy gelin geri, sevdalı geri. Hoş geldiniz. Bursa Tabipler Odası Bağımsız Müzik Topluluğu. Sayın Doktor Murat Derin, Sayın Doktor Özlem Şafak, Sayın Metin, Doktor Metin Tezcan. Tekcan düzeltiyorum. Sayın Nermin Topsakal, Doktor, Doktor Tupan Kumaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok keyifli bir başlangıç oldu. Biz de bugüne kadar olan programların en sağlıklısını yapıyoruz. Çünkü 5 doktorla beraber olmak büyük bir keyif. Efendim bu bağımsız kelimesine bir takıldım. İkincisi de aslında sözü saza bırakmak da istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim de tabii yakınlarımız var doktor. Bu doktorların Türk sanat müziği, sanata özellikle sanat müziğine veya işte enstrümana bu ilgisi nereden geliyor? Buna bir yorum getirir misiniz? Veya doğru mu? Doğru bir tespit midir bu? Doğru bir tespit. Herhalde mesleki koşullarımızın ağırlığı, sürekli insanla uğraşıyor olmamız biraz duygusal yönünü belki oluşturuyor. Ve ağır stresli bir meslek. Hepimiz yıllarca bu işe emek verdik. Yani yaşlarımız emeklilik yaşına doğru aslında yavaş yavaş ilerliyor. Ve bu belki stresli yaşantı müzikle bir şekilde normal çizgisine geliyor. Bilmiyorum, arkadaşlarım da sanıyorum benimle aynı kanaatlerindeler. Evet. Neden bağımsız? Yani, zaten Bursa Tabip Odası'na bağlı bir Türk Sanat Müziği Korosu var. Onunla karıştırılmamak için, o korodan farklı bir topluluk olduğumuzu belirtmek için ismimizi öyle koyduk. Bağımsız Müzik Topluluğu diye. Artı tek bir müzik türüne bağlı değiliz.
her tür müzikten, işte sanat müziği de, Türk halk müziği de, pop müzikte söyleyebilir bir yapımız var. Topluluk arkadaşları olarak. O yüzden adımızı bağımsız müzik grubu olarak koyduk. Metin Hocam, size de şeyi sorayım ben. Bu siz konserler veriyorsunuz. Bu sosyal sorumluluk projeleri de içeriyor zannediyorum. Yani tabii ki takip de ediyorum. En son konserinizi üniversite öğrencilerine burs için verdiniz. Kısaca evet, en son konserimizin gelirini tıp fakültesi öğrencilerine yardım amaçlı düzenlediğimiz bir konserdi. Sosyal sorumluluk kapsamında da bir şeyler yapmak istiyoruz. İcralarımızı sadece bir dinleti boyutunda kalmasın, hem topluma ulaşalım hem de bir mesaj verelim istedik. Ve elde edilen geliri de Bursa Tabip Odası kanalıyla, ki onların organizasyonuydu, bu kanalla da tıp fakültesi öğrencilerine bir katkı sağladık. Peki ikinci turda da diğer hocalarıma belki küçük sorular soralım. Ama ben diyorum ki sazla devam edelim. Peki. Buyurun. Sıla'nın ufak tefek yolları ağrıdan sızıdan tutmaz elleri, tepeden tırnak şiir dinleri, yiğidim asla burada yatıyor. Tepeden tırnağa şiir dinledim. Yiğidim aslanım burada ağzınıza sağlık. Nermin Hocam, bu konserleri nereden nerede veriyorsunuz? Program açıklıyor musunuz? Yani örneğin bundan sonraki ilk konseriniz ne zaman olacak ve nerede olacak? Bu konuda bilgimiz var mı? Ve kime olacak? Kime yardım dokunacak? Henüz belli yeni değil. Sezon. Peki sürpriz, teklifleri sürpriz açık mıyız? Yani tabii nasıl? Veya öyle sorayım. Evet, açığız. Tabii ki görevlerinizin yanında. Ne kadar zamandır bu arada bu topluluk bir arada? 2,5 sene oldu. 2013 29 Ekim'den beri. Evet. İlk 29 Ekim konseri. Tufan Hocam, bu saz size babadan miras mı, yoksa siz mi sonradan merak ettiniz? Genellikle saz aileden gelir gibi bir algı var toplumda. Doğru saptama. Evet, babam saz çalıyordu. Bizim kültürel olarak ailemizde zaten saz çalır, türkü söylenir.
çocukluğumdan beri benim kulağımda olan, yaşadığım, gördüğüm elinizde olan. Evet, elimde olan. Mızrabı elinizde tuttunuz. Evet, yani zaten bu enstrüman zevkle yapılan bir şey. Yani keyif aldıkça, mutlu oldukça elinizden bırakamıyorsunuz. Sizi mutlu ediyor her şeyden önce. Onun için de enstrümanla bir kere öyle tanışan, onunla bağlanan kolay kolay ayrılamıyor. Çok çok teşekkür ediyorum konuk oldunuz. Ben tabii ki her grubun bir yani doğal olarak biri son sözü söyler. Bu konuyla ilgili son sözlerinizi Fulya seni soracak bir şeyin yoksa ben gene bence müziğe biraz zaman ayıralım. Daha sonra tekrardan ağırlamak isteriz zaten. O zaman daha detaylı daha konuşmuş oluruz. Zamanda. Evet, sözcümüz kim? Bizim sözcümüz yok. Hepimiz eşleriz. Ama ben şunu ifade etmek isterim. Yani olur hocam. Marifet iltifata tabidir tabii ki. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle arkadaşlarımla hep birlikte teşekkür ederiz. Çünkü keyif paylaşılınca güzel. Evet. Onun için biz sizlere teşekkür ederiz. Ben, ekranlarınıza çok, bizi açtığınız çok için. Çok güzel bir enerjinin Bursa'daki Line TV izleyiciler ekranlarına gittiğini hissediyorum. Bu gelen mesajlardan da görüyorum. Ayağınıza sağlık diyorum ve güzel bir de hareketli bir parça mı öyle hissediyorum. Azeri bir caz eserle bitirelim. Bekirov'a ait. Herkesin de bildiği Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri. O herkes de eşlik etsin, evet, o zaman. Etsinler. Ekranlar başında. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevginin yadıma düştü. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün,